ve Dursun Özbek herkesi sıraya dizip Galatasaray'ın haklarını savunmuş. Artık TFF'nin istifası isteniyorken yönetim de takım içindeki vazgeçilmez oyuncusunu dünya devine satmama kararı aldığı ortaya çıktı. Ayrıca anlaşılmak istenen dev transfer de duyuruldu. Ama öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Dursun Özbek'in Galatasaray'ın haklarına göz dikenlerin gözlerini çıkarırım. El uzatanların ellerini kırarım. Adaletten başka talebimiz yok. Verdikleri sözleri yerine getirmeyeceklerse bu TFF'ye de ihtiyacımız yok sözleri üzerine sosyal medyada TFF istifa paylaşımları rekorlar kırdı ve diğer yandan Victor Nelson'un ayrılık talebi, Abdülkerim Bardakçı'nın istenmeyen sakatlığı ve Galatasaray'ın hem üçlü hem de dörtlü savunma dizilişinde verdiği açıklar önemli bir kararı beraberinde getirdi. Galatasaray savunma hattının lideri, Süper Lig'in en iyisi Davinson Sanchez'i büyük bir kulüpten iyi bir teklif gelse dahi bırakmayacak. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Sasha Boye'ye Bayern Münih'ten gelen 30 milyon euroluk teklifi kabul eden Sarı Kırmızılılar aynı politikayı Davinson Sanchez için uygulamayacak. Napoli'nin kadrosuna katmak istediği, Real Madrid'in ise adım adım takip ettiği Davinson Sanchez için Galatasaray yönetimi 30-35 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlemişti ancak şampiyonluk hedefi için bu kulüplerden bu rakamlar gelse dahi pazarlık masasına kesinlikle oturulmayacak. Gerçekten doğru karar ve bu arada Galatasaray bir yandan önemli sponsorluk görüşmeleri yaparken bir yandan da Ocak ayı için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Ve bu doğrultuda Süleyman Rodop önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın Sherry ile sponsorluk anlaşması olabilir. Çin'den büyük bir sponsorluk geliri gelebilir. Galatasaray gol yollarında etkili olabilen, forvete yardımcı olacak bir yabancı futbolcuyla ilgileniyor şeklinde heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.